Merhabalar, bugün Art Deco'nun rölyef macunlarını anlatacağız Emre ile birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi bekliyoruz aralarında. Evet, hoş geldiniz. Bu hafta Art Deco'nun rölyef macunu ve çeşitleri, renklerini, kristal jellerini, doku malzemeleri aslında. Efekt ve jellerini anlatacağız. Efekt ve jellerini anlatacağız. Şöyle koyabiliriz. Daha iyi görünüyor. Evet. Burada da bir kartelamız var. Daha sonrasında yakından göstereceğiz hepsini kurumuş halleriyle. Jel ve efektler tuval üzerinde veya dış mekanda da kullanabilirsiniz taş efektlerini. Farklı dokular edinmek için veya boyalarınızla birlikte karıştırarak farklı efektler yaratmak için kullanabileceğiniz yardımcı malzemelerdir. Stencil'larla birlikte de kullanabilirsiniz. Böyle kendi kalıplarınızı da yaratabilirsiniz. Onlarla da bir deneme yapacağız. Daha önceden anlattığımız zaten böyle bir kutumuz vardı. Bunun üzeri wood grinder'la rölyef macunuyla birlikte yapmıştık. Üzeri o yüzden dokulu. Kurduktan sonra da eskitmeyle birlikte renklendirebilirsiniz ya da herhangi bir boya da yapabilirsiniz. Biz kutumuzu böyle eskitme yapmak istedik. Bordo rengini kullanmıştık. Kurduktan sonra sertleşiyor ve daha sonrasında yüzeyden çıkartamıyorsunuz. Yüzeyi tuval üzerinde kabartmalar oluşturmak için de kullanabilirsiniz spotuyla birlikte ya da dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk hangisinden başlayalım? Size de birazdan yakından göstereceğiz. Rölyef macununun beyaz renginden en klasik, herkesin de hani kolaylıkla renklendirebileceği olan rölyef macunundan başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Evet, sen istersen onu al, ben bir kamera yakınlaştım. Arkadaşlar rölyef macunu doku medyumudur. İstediğiniz her yüzeyde kullanabiliyorsunuz. Tuval, işte aşağı, duvar, yani birçok yüzeyde kullanabiliyorsunuz. Boyayla karıştırdığınız zaman rengi kırar. Yani sonuçta beyaz bir şeydir, doku medyumudur. Evet. Kırmızı ile karıştırdığınız zaman, örnek verin pembe olacaksa ona göre kendinizi kullanabilirsiniz. Ya da renkle karıştırmak istiyorsanız öncesinde işlemi yapıp sonrasında üzerinde boyayabilirsiniz. İstediğiniz kadar doku verebiliyorsunuz. İstersen tuvale... Evet, başlıyoruz. Evet, spatula ile. Evet, şimdi tuvalimiz burada. Direkt yapayım mı? Evet, direkt tuval üzerine. Tamam. Kıvamını görüyorsunuz zaten. Daha da yakından çekiyorum. Böyle. Sakız kıvamı gibi aslında. Biraz sakızdan da yoğun gibi. Şöyle. Evet. İstediğiniz... şeyde çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kalınlar inceye doğru. Üzerine doku çalışabilirsiniz sonrasında. Şöyle devam edelim. Burada tabii ki doku çok önemli olduğu için biz deneme yapıyoruz. Rastgele de yapacağız. Siz kendine çok farklı şeyler tasarımlar yapabilirsiniz. Ya da mesela örnek veriyorum. Hani kazıma yapabilirsiniz. Birçok teknik yapabilirsiniz. Kuruduktan sonra bir bilgi daha. Üzerini zımparalayabilirsiniz. Yani o tırtıklı alanları veya kontrol edemediğiniz o çıkıntıları zımpara yaparak düzeltebilirsiniz. Şimdi rölyef macunu sadece tek renk değildir. Rölyef macunu evet, ben daha şöyle renkli olanları da var. Mesela altın rengi. Ya bu inanılmaz bir güzel, parlak bir doku evet. Medyumu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İnsan süresi değil, yiyesi geliyor. Gerçek altın gibi yani. Şu parlaklık gerçekten çok iyi. Evet, kurumuş halini de gösterelim. Şöyle. Evet, sürerken de. Burada istediğiniz gibi. Dokular yapabilirsiniz. Şimdi altın rengini renklendirmek kimse tercih etmez herhalde diye düşünüyorum. Hani öyle sorular bazen geliyor bize. Yani illa renklendirmek istiyorsanız direkt beyazını kullanabilirsiniz. Altın rengini tek başına kullanmanızı tavsiye ederiz. Evet. Gördüğünüz gibi renk parlak, inanılmaz bir renk.
Evet, içerisindeki ışıltılar çok fazla. Kazımalar yapabilirsiniz. Veya hani spatula şöyle kullanarak yüzeyde dokular elde edebilirsiniz. Kuruduktan sonra da asla çökme yapmıyor. Bu şekilde kalıyor. Evet, evet. Şimdi diğer medyumumuza geçelim. Rölyefimize. Şimdi bu da rölyef macunuydu. Gördüğünüz gibi metalik rölyef macunu. Az önce rölyef macunu kullandık. Kuruma süresiyle alakalı sorular gelebilir. Onunla ilgili ben baştan söyleyeyim. Ne kadar yoğun kullanırsanız o kadar... Kalınlığına göre değişir kuruması. Şey olur, geç kuruyabilir ya da erken kuruyabilir. Evet. Yağlı boyayla çalışmasını tavsiye etmiyoruz. Yağlı boyayla çalışmak uygun değildir. Renk karışımı akrilikle yapmanızı tavsiye ederiz. Akrilik malzeme zaten. Özelliği de o şekildedir. Su bazlı. Su bazlı. Şimdi taş efektini deneyelim isterseniz. Evet. En sonunda çok güzel bir ürün göstereceğiz size. Taş efektinin özelliği de içerisinde farklı partiküller olduğu için böyle dokuludur. Ve dış mekanlar için de böyle beton efekti görmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle yapısını zaten... Bu daha yoğun partiküllerden dolayı daha sert bir malzemedir. Aslında daha doku çalışma isteyenlere gayet iyi bir şey. Yüzeyi çünkü çok sert bir şekilde kuruduğu için de beton gibi zaten tırtık tırtık bir görüntüsü var. Ben şöyle sesinden göstereyim. Böyle bir zımpara gibi. Zımpara gibi, evet. Evet. Renkleri de... Bak şöyle şuraya. Özellikle içindeki partikülleri daha rahat görebilirler. Şu ikisinin karışımı da çok güzel, o altınla mavinin. Onu düşündüm az önce ben, çok güzel bir şey yapmayı. Evet. Şöyle bir şey yapılabilir. Şöyle, en son hepsini zaten şey yaparız. İkisinin uyumu muhteşem. Gerçekten muhteşem. Şöyle çekiyorum. Evet. İnanılmaz güzel. Şöyle ışıkta da gösterelim. Artık kendi tercihiniz nasıl bir şekilde uyumlu görmek istiyorsanız. Evet. Şimdi de kristal jel. Kristal jeller şöyle transparandır, şeffaflaşır. Çok güzel bir medyumdur aslında. Çok güzel bir yerli madenidir. Evet, renklerini de gösterelim. Şeffafı. Su harika bir şey ya. Gerçekten harika bir şey. Her çalışmaya uyuyor ve çok kullanılan bir hevijeldir zaten. İsmi bir nevi. Şöyle eğer zeminine resim yapıp üzerinde farklı şeffaf ve boyut yaratmak istiyorsanız şeffafını kullanabilirsiniz. İçerisine mürekkepler damlatarak renklendirebilirsiniz transparan. Eğer opak bir şekilde daha net görüntüler elde etmek istiyorsanız da akrilikle karıştırabilirsiniz. Ama eğer ki normal renklerini istiyorsanız da kendiliğinden zaten renklenmiş halde de var. Sarısı, turuncusu. Parlak bitişlidir. Bunları zaten ayırt eden bitiş dokularıdır. Şöyle gösterelim hepsini. İlk başta beyazını kullanmıştık. Onun mesela metalik sedefi, altını bu şekilde farklı bir görüntüye sahip simileri var. Ve metalik taş efekti de böyle dokulu ve mat bitişli. Kristal jeller de parlak, kendiliğinden parlaklı ve serttir. Renkleri de bu şekilde mor, kırmızı, mavi, fuşya, turkuaz, kahverengi, beyaz, siyah, yeşil ve şeffafından oluşuyor. Evet, şimdi biz fuşya rengini deneyeceğiz. Kurumuş hali bu şekilde. Yüzeyi çok kaygan ve parlaktır. Şöyle tamamıyla baktığımızda zaten. Bunu şeffafını akrilikle karıştırırsan matlık yapar. Yani mürekkeplerle karıştırmayı tavsiye ederiz o parlaklığı elde etmek için. Ama hazırı varken şu parlaklığı bir daha uğraşmaya da ne gerek var? Evet. Şimdi şöyle ya. Bu daha böyle şey gibi, jölemsi gibi sanki. Yoğun sürerseniz kapatıcı gibi görünür. Ama bakın ne kadar şey yaparsınız da. O kadar transparanlık. Zaten amacı da bu da, transparanlık. Yani. Kristal jeller kendisi zaten direkt transparan bir malzeme. Direkt kapatıcı efekte elde etmek için kullanmamızı tavsiye ederiz. Size bakar mısınız? Resmen bir eser çıktı burada şu anda. İçerisine bu arada şeffafın farklı dokular yaratmak için kum vesaire gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Ayrıca her birinin yapıştırma özelliği var. Bunları yapıp üzerlerine bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Her biri zaten oldukça yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışıyor.
Evet, kalın sürdüğünüz yerlerdeki şöyle doku kalınlığıyla ince spatülünüzün basıncı ile birlikte değişiyor. Transparanlığı, şeffaflığını buralarda daha çok görebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi her birinin farklı bir dokusu var. Benim favorim mesela kristal jeller. Evet, gerçekten çok güzel çıkıyor. Ya metalik taş efektinden şu mavi rengine bayılıyorum ama kristal jeller mükemmel. Çok farklı zaten. Evet, gerçekten farklı. Evet. Şimdi de şeffafına bakacağız. Evet, şeffafı bu arada ilk kullandığınızda beyaz renktedir. Sonra kurudukça şeffaflaşacaktır. Tam kuruduktan sonra o şeffaflığını alacaksınız. O yüzden ilk kullandığınızda bu şeffaf değil diye endişelenmeyin. Çünkü ilk kullandığınızda kurumaya başladıkça beyazdan şeffafa doğru dönecektir. Eğer çok fazla kalınlık yaparsanız yüzeyde kuruması birkaç günü sürer. Yani tamamen şeffaflaşması birkaç güne sürer. Dış katmanı ama bir günde kabuk tutar. Evet. Şimdi şeffafını, yani bunun altına resim yapıp üzerine yapabilirsiniz ya da direkt farklı yüzeyleri farklı renklerle yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu halde ama çok kuruyunca bu hale geliyor. Evet. Esnek malzeme çok olduğu esnek. İçin de çok inceltebilirsiniz. Bakın şuna bakar mısın? Evet. Sanki sütlaç gibi yani. Evet, bir kaza yaptık. Rölyef malzemenin üzerine düşürdük. Evet, şöyle, şöyle yaparsak ne olur? Aslında ama daha bunlar kurumadı. Ama kurumadığı için şu an amacımıza evet. Ulaşamayacağız. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi sürümü çok kolay. Ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İçerisinde simler, tozlar, kum parçaları, boncuklar, her şeyi atıp kendi yardımcı malzemenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. En büyük özelliği bu. Çünkü transparan olduğu için içerisindeki dokuları direkt gösterecektir ve bağlayıcı olduğu için de yüzeye yapışmasını sağlayacak. Tuval üzerine, cam üzerine, ahşap üzerine çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ama çok esnek olan yüzeylerde uygulamanızı tavsiye etmem. Çünkü bunlar kuruduktan sonra sabitleniyor. Mesela tuvalin bu sertliği yeterli ama çok fazla bükülen yerlerde o artık kullanıcının kararına kalıyor. Çünkü farklı bir şekilde sertleştiği için farklı yüzeylerle oynayan yüzeylerde zarar görebilir. Bir deneme yapmak istiyorum. Tabii ki. Aslında daha geniş. Evet, renkler muhteşem bir canlılıkta. Gördüğünüz gibi metalik taş efektiyle metalik rölyef macunu, üzerinde kristal jelin şeffafı. Bu tamamen kuruduğunda arkasını görebileceğiz. Onun altında beyaz rölyef macunu var. Bunların üzerine mesela rölyef macununa böyle şekil verip üzerini kuruduktan sonra boyayabilirsiniz ya da renklendirebilirsiniz. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Evet, şöyle kalınlıklarını da göstereyim ben yakından. Gördüğünüz bu çok canlı. Mesela bu kuruduktan sonra asla matlaşmayacak. Aynen bu şekilde, tabii. Bu parlaklıkta kalacak. Hepsini çekmez. Evet. Evet, zaten diğer ben favori renklerini şey evet. Yaptım, ayarladım. Şimdi herkes diyor ki ben sanat yapacağım diyor. İşte ben de sanatımı şimdi icra ediyorum şu anda. İstersen şöyle buralarını da kullan. İki taraftan tut. Şöyle mi yapayım? Aynen. Şimdi? Daha geniş bir spatül etkisi olacak. Ben şuradan çekiyorum. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Yapıyorum. İyice yapıyorum. Bastı. Yapmaya başladım. Ama tabii ki bir çok seferde, hafif. Evet. Çok hafif. İlk defa deniyorum ben. Ondan kaynaklı. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Her birinin kıvamı farklı olduğu için tabii ki de çekmesi de farklı oluyor. Tabii, ama gördüğünüz gibi etkisi mükemmel. Evet. Yo, çok güzel oldu bence. Evet. Hop. Ve bu şekilde kuruyacaklar. Bak şöyle görüyor musun? Şuraya. İnanılmaz evet. Yerleştir abi. Yani zaten şeyle mesela bu kuruduğunda yüzeyi metalik parlaklığında kuruyacak ama kristal jelin daha parlak kuruyacak. Bunların karışımında da dokular da farklılaşacak. Renk karışımı yaptığımızda bak. Tabii mavi baskın çıktığı için biraz renkleri kırıyor. Ama güzel bir
efekt oluyor. Bence çok güzel oldu. Şöyle zaten kurduğunda şu ışıkta daha iyi belli olur. Metalik efekti farklılaşacak, daha ortaya çıkacak. Ama ben şu kristal jeli şu çok favori. Şuraya bir dokunuş atarsak bence. Soğuk çalışma. Evet. Gördüğünüz gibi umarım buradaki dokuları çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Yok, kristal jel suşu bence mükemmel. Evet. Bence mükemmel. Kristal jelciyiz. Evet, ben evet. Kristal jelden yanayım. Şu anda en güzel çalışmam o. Şöyle oldu. Yakından da gösterelim. Renklerine bakar mısınız? Şurada o kadar tabii ki belli olmamış ama kendiniz gördüğünüz ya bizzat. Evet. Doğal kullanımda ne hale geliyor yani? Çok canlı renkleri var ve asla da solmuyorlar. Yani zaten jel oldukları için de ekstradan hiçbir solma gibi bir şeyi olmuyor. Türkler de çok güzelmiş. İnanılmaz gözler. Evet. Bebeği çizerse resmeni anlarsan. Ne çizmemi evet. İstersiniz? Özel bir istek var mı? Şu metalik taş efektlerini de şöyle gösterelim. Metal böyle taş efekt, yani beton efektini göstermek istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Mat bitişliyor. Farklı renk tonları var. Yani dış bahçe içinde mekan kullanabilirsiniz. Dış mekanda. Ne isterseniz demişler. Evet. Tamam, birazdan çok güzel bir desen çizeceğiz. Sürpriz olsun. Evet. Yani böyle farklı dokular da verebilirsiniz. Ya tabii ki ben spatula, şu anda şey spatula hani şeyler kullanabilirsiniz. Bu inanılmaz güzel ya. Evet. Gerçekten keyifli. Gerçekten keyifli. Krem kıvamında olduğu için de hemen zaten şekil alıyor. Şurada kuruyunca kristal jel şeffaflaşacak. Evet. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Evet. Arkadaşlar burada sanatçının anlatmak istediği aslında. Evet Emre, ne anlatmak istedin acaba? Anlat bize. Kristal jeli anlatmak istemiştim, anlattım. Evet, evet. Çok güzel ya. Gerçekten varak gibi duruyor. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Şurada şöyle tuttuğumuz zaman pastaya benziyor sanki böyle. Çok güzel bir şey hazırlık yapıyoruz şu anda size. Bu da karışımdan doğan ilginç fikir. Şöyle. Siz hangisini çok beğendiniz? Kristal jel şeffaf, altın rengi, metalik taş efekti. Rölyef macunumuz, metalik taş efekti, mavi, kristal jel, fuşya. Hangisini beğendiniz merak ediyoruz şu anda. Hazırlık yaparken cevapları alabiliriz. Evet. Ben şimdi birkaç rengi kullanacağım burada. Gördüğünüz gibi şimdi tuvalin üzerine şu şekilde bu şekilde bir kolay şeyle stencil'le birlikte yüzeye aktaracağım. Ve bunu farklı farklı dokularla yapacağım. Hepsini tek bir bütün değil de aslında farklı göstereceğim. Bence de çok güzel. Evet. Şimdi ilk başta hepsini açıyorum. Ve şimdi ilk başta hangisinden başlayalım? Metalik taş efektinden başlayalım. Metalik taş efektimi alıyorum. Şimdi sen
Burada önemli olan bir püf noktası stencil'ın hareket etmemesi. O yüzden hani isterseniz bantlayabilirsiniz, isterseniz bir yapıştırıcı sıkabilirsiniz, isterseniz de elinizle şöyle kontrol etmek için iyice bastırabilirsiniz. Evet. Şimdi metalik taş efektinin dokusu biraz daha diğerlerine göre kıvamlı. Bunu ben bu şekilde farklı bölgelere süreceğim. Eğer kalın olmasını istiyorsam böyle bırakabilirim. Ama ince olmasını istiyorsam yüzeyden sıyırmam gerekiyor. O da tamamen sizin aslında isteğinize kalmış bir şey. Nasıl görmek istiyorsanız. Ben bazı bölgelerine böyle sürdüm. İsterseniz mesela dokulu bırakmak için şöyle de yapabilirsiniz. Daha dokulu kalır. Farklı yüzey kalınlıkları olur. Şimdi ben diğer kristal jene rölyefime geçmeden önce ucunu hemen temizliyorum. Zaten spatuladan da hemen temizleniyor. Evet, şimdi metalik rölyef macununu alıyorum. Altın rengini. Ve onu da farklı bölgelere süreceğim. Böylelikle hepsini kullandığımız farklı bir çalışma olacak. Ve sonucunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk başta böyle sürüyorum ve birazdan biraz kaynaştıracağım onları da. Bu metalin kıvamı daha akıcı, daha hani metaliğe göre, metalik taş efektine göre biraz daha rahat sürülüyor. İnanılmaz güzel parlak oluyor. Evet. Parlaklığı çok güzel. Mesela metalik taş efektin mavin üzerine biraz sürüyorum. Bunlar da şimdi kaldırınca buradan çok anlaşılmıyor. Kaldırınca farklı etkiler göreceğiz. Ağzınız yanılmasın. Evet. Şimdi ise kristal jelimizi alıyoruz. Fuşya rengini. Fazla olan kısmı hemen alıp diğer yerlere de yediriyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Eğer isterseniz bu arada rölyef macunu için sadece söyleyebilirim. Birazcık çok az miktarda su katıp inceltebilirsiniz. Sürümünü eğer ki fırçayla yapmak isterseniz, sırf spatula değil. Fırçayla da yüzeyle fırça dokularını göstermek için, kabartılı olmasını için kullanabilirsiniz rölyef macunun beyazını da. Evet. Şimdi spatulamı temizledim ve fazla olan yerlerden alıp boş olan kısımlara getiriyorum. Ve böylelikle aldığım yerden karışık bir şekilde aldığım için o sürdüğüm yüzey de karışıyor. 2-3 rengi de görebiliyoruz. İzlemesi bile zevk veriyor, yapmasını düşünemiyorum. Gerçekten öyle yani. İnanılmaz keyifli. Evet, biz de çok keyif alıyoruz şu an. Hem size anlatırken hem de yaparken. Eğer varsa sorularınız sorabilirsiniz de. Şimdi herkes diyor ki ya bu nasıl bir iş yani? Sıvama yaptınız bunu, bunlar ne olacak dediğiniz zaman. Birazdan göreceğiz. Birazdan görürüz, evet. Diyebiliriz. Hep birlikte göreceğiz. Ya şu an sonucu ben de bilmiyorum çünkü yaparken farklı. Ya rezil olacağız, evet, ya da çok güzel bir şey çıkacağız. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Ya kuruduktan sonra bunun hiçbir şekilde kötü olma yanı yok. Kuruduktan sonra dümdüz bir renge boyayıp sırf kabartısında kullanabiliriz. Hiç dert değil. Bunu her türlü çünkü çevirebiliriz. Malzemeler asla tema olmaz. Evet. Şimdi yavaşça kaldırıyorum. Şimdi stencil'ı bir dakika yapmadan önce şöyle yapabilir miyiz? Tarif edelim. Stencil'ı nasıl kaldırmamız gerekiyor? Stencil'ı birden kaldırmıyoruz. Yaymamak için, evet. Stencil'ı oynatarak da kaldırmıyoruz. Stencil'ı bir tarafından tutup yavaşça kaldırıyoruz. Şöyle göstereyim.
yavaşça. Kaldırırken burayı ittirmiyorum bakın. Hatta şöyle tutuyorum ki oradan kaymasın. Evet. Ve oraya geldikçe yavaşça kaldırıyorum. Kapat 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 kapat. Vay, çok güzel oldu. Evet. Kurumasına atacağınız yoğunluğa göre değişir. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Dur ortasına imzamı atayım. Şurası boş kalmasın. Evet. Şöyle ışığa doğru yakından da şu geçişler özellikle. Bunun zeminini tabii boyayarak, istediğiniz renk tonlarında boyayarak da yapabilirsiniz. Bak renk karışımını görüyor musun? Ne kadar güzel olmuş. Evet. Arada çok dikkat çekmiş yani. Normal zaten güzel. Onları bilerek şöyle birkaç renkte en son spotunu temizleyip yaptım ki hı-hı, renkler çok böyle birbirinin içine geçmeden hepsi tane tane dursun diye. Özellikle şurada çizgisel mesela şu altında evet, şöyle kalmış. Gördüğünüz gibi çok basit kalıpla yapabilirsiniz. Parlaklıklarını görüyorsunuz. Kristal jeller hemen kendini gösteriyor zaten. Biz bunun altına siyah boyasaydık inanılmaz güzel olurdu. Evet. Mi? Siyahın bence üzerine mesela metalikle sırf çalışılabilirdi. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi daha yakından şöyle. Birazdan kapattıktan sonra story'e de şöyle yakın yavaş yavaş çekimle koyuyoruz. Siz de daha rahat görebiliyorsunuz. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Evet. Gördüğünüz gibi. Biz de bu kadar tahmin etmiyorduk. Hatta rejiz olmayı bile göze aldık yani. Evet. Umarım yararlı olmuştur çalışma. Hani bunu böyle yapıp hediye bile edebilirsiniz. Emine bende bunlardan neden yok? Vallahi içerim size. Melis Hanım da burada mesela. O da yoktur. Onda da yoktur tahmin ediyorum. O zaman hemen koşup geliyorsunuz. Emre'ye diyorsunuz ki Emre bunlardan istiyorum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz çalışmalar bugün benden bu, Emre'den de müthiş çalışma. Ben soyut göstermek çalıştım için. Evet, Emre biraz soyutçu. Ben soyut çalışmayı seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Yok, gönderirsin. Göndeririz ilk yarını tabii ki. Şimdi bunda bunu kıyaslayamazsın. Orada bir yanlış yapıyorsun. Tabii ki kıyaslayamazsın. Yok, bu güzel oldu. Evet. Yani illa çok mükemmel yetenek sahibi olmanıza gerek yok. Sadece doku jellerine ihtiyacınız var ve bir stencil'a. Sonra istediğiniz yüzeye yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Aynen. Bozuk ahşap sehpa yüzeyine nasıl uygulanır? Hiçbir sorun yok. Bak aynı işlemi oraya yapacaksınız. Biz hatta tuvale yaptık. Şöyle siz bir bilgi yapın yani vermek evet istiyorum. Rölyef macununun beyazını ahşap yüzeylerini tamir etmek için, girinti çıkıntı olan yüzeyleri tamir etmek için sürüp yüzeyi düzeltebilirsiniz. Tam kuruduktan sonra hafiften yüzeyi zımparalayıp üzerini boyayabilirsiniz. Akrilik su bazlı olduğu için zaten rölyef macunları üzerine de boya çok rahat kabul eder. Ve o delik mesela duvarda delikleriniz var veya işte masanın yüzeyinde tırtıklar var, bozukluklar var. Rölyef macunu tamir için de kullanılabilir. Çok rahatlıkla sürüp yüzeyini düzelttikten sonra kurumaya bırakın ve yüzeyini bir zımpara yaptıktan sonra tamamen iyileştirebilirsiniz orayı. Yani rölyef macunun böyle bir etkisi de var. Aslında şurasında bir şey yapsaydık ya, üstü çok boş kaldı. Oraya kuruduktan sonra yaparız çünkü şu an yaparsak bozulabilir çalışmamız. Tamam. Evet. Bu haftadaki anlatımımız rölyef macunlarıydı şöyle. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyoruz.